Yasemin Hanım, arkadaş gibisiniz kızınızla. Birlikte foto... Siz de çok gençsiniz. Kaç yaşındasınız? 85 doğumluyum. 85 doğumlusunuz. Peki sizle paylaşmadı mı? Yani Onur diye birinden bahsetmedi mi? Şöyle bahsetmedi. Biz bu kızımızı Sinem diye bir kız arkadaş vardı. Sürekli gelip gidiyordu. Bir yıl öncesi. Ben bir şeylerden şüphelenmeye başladım. Hani hemen çünkü bir şeyler söyleyip... Daha 16 yaşında o zaman. Yani 17. Evet evet. Yani... Sürekli bir şeyler söyleyip onun yanına gidiyordu. Ben de kızdım. Beraber birlikte eve geldiler. Diğer kız arkadaşını sıkıştırdım. Eğer iyi bir arkadaşsan dedim, iyiliğini istiyorsan arkadaşı söylersin dedim. Sürekli bir şeyler bahane edip senin yanına geliyor dedim. O da abla dedi, bir görüştüğü çocuk var ama dedi, iyi değil dedi. İyi değil. Evet, yani iyi çocuk değil dedi. Neden iyi değilmiş? Yani kötü dedi kız. Ondan sonra ismini söyle dedim. Onur Tosun dedi. Onu söyledikten sonra eşimle biz konuştuk. Instagram'dan araştırdık. Baktık çocuğun resmini falan. Yani hiç resimlerde falan iyi tekin değildi zaten. Görünüyor. Hep içkiler var önünde. Hep arkadaşlarla. Alemci bir çocuk olduğu belliydi zaten. Kızımızı kaç kere karşımıza aldık, uyardık. Yani ben kendim sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Günüzleri eşim konuşuyor, ben konuşuyorum. Sürekli konuştuk. Her arada bazen zaman geçtiği sıralarda eşim sorardı. Kızım, o kişiyle bir ilgin var mı? Görüşüyor musun? Kesin konuşma, görüşme. Sana uygun değil diye çok konuştuk ama... Peki, kızınız gitmek mi istedi? Onu seviyorum mu dedi? Hayır dedim hanım. O zaman hayır. Daha yeni tanışmıştım. Ondan şok oldum ben. Karakolda şikayet edince. Ha. Orada öğrendim madde bağımlısını, sabıkası olduğunu. Ama ben hiç bir diyaloğa girmedim bu gençle. Ha. O gün kızını alıkoyuyorum dedi. Alıkoyuyorum çok... sizi nasıl evet. aradı? O sizin yani aradı. Kızım benim yanımda dedi yani. Sen dedi benim eve geleyim dedi. Beni öldür, kes, biç bilmem ne dedi. Ben dedim ki biz sana değil. Seri kancası zaten ben bunun röportajını yaptım Antalya'da. Orada. Ben dedim ki bak biz sen değil dedim. Delikanlı bir çocuksun, çocuğumu götürme dedim ben. Çünkü 17 yaşında eğitim hayatı var dedim. Şimdi 23 Temmuz günü evden ayrılıyor. Evet, sinemaya 23... gittiğinde oluyor. Onun akşamında aradı bu çocuk. Ben o zaman ilk defa sesini duydum. Evden, bu zaten evden sinemaya, etmem ki. Evden sinemaya gideceğiz diye mi aradı? Evet. Kimle gidecekmiş sinemaya? O kızın sinemaya? İsmini eşim biliyor bayan sabah, yanındaki arkadaşım. Sabah saat 10:20 geçe Münevver... arkadaşıyla sinemaya gidiyor. Doğru. Gidiyor. Kamera görüntüsünde var zaten. İnliyordu evden. Şimdi vereceğiz o görüntüyü. Eve geriye geldiğinde seri Antalya otobüsüne bindiğinde kızım tekrardan beni Antalya'da binince 6'da anne servise bindik geliyoruz diyor zaten bana orada. Tekrardan ben onu 7'ye çeyrek geçe arıyorum. Sıla inmiş olmalısın. Çünkü hani gelme saatini biliyorum. Anne geldik çınar altındayız dedi. Münevvergil'in eşyaları vardı. Bıraktık. Yemek yiyeceğiz, geleceğiz dedi. Ha, ben de tamam dedim, geç kalma dedim. Yürüyerek geleceğim anne dedi. Bir şey istiyor musun çarşıdan dedi, istemiyorum dedi. Peki sen... o sırada ben Onur'u seviyorum, işte onunla beraber... Yok onu... bak, buraya kadar hiçbir şey yok. Bir detay var dedim hanım. Aha. Bir ay önce bu şimdiki genç, bu benim kızı, bir kız daha, bir de genç varmış, ben bilmiyorum. Bir ay önce çarşıda darp etmiş. Bizi aradı. Kimi darp ediyor? Bizim benim kızı, yanındaki kızı, bir de... Bir genç varmış ama ben bilmiyorum ismini. Bu Onur Tosun mu darp ediyor? Ha, evet bunlar etmiş yanında kendi gibi madde bağımlısı artık. Neyse artık ben kimseyi eleştirmeyeyim de. Çünkü ben devlet kurumundan, bir savcılıktan, karakoldan resmi bilgi olmadan kimseye hitap edemezsin. Kızınız gelip söylemedi mi size? İşte ben o olaydan getirdik. Ben hanım vardı, ben vardım, halaları vardı, akraba vardı. Bir sıkıştırdık, bir şey yaptık, konuşalım. O olayı bir anlatın yani nasıl darp etti kızı, bayağı dövmüş mü kızınızı? İşte çarşıda darp etmiş bunları, dövmüş. Telefonu vardı. Evet. Telefonu kırılmış. Biz biraz bilgi alalım diye ben yüklendim. Bir şey hissettim ama konuşturamadım çocuğu. Şimdi şöyle bir karşıdaki sabıkalı olup da madde kullanıp da bir de adamın hayatı yani... Bir ay önce mi oldu bu? Bir ay önce 23 oldu. Konuşturamadık biz kızımızı. Ben dedim ki şimdi bak bu çocuk çok süperdi. Yani bana bağımlı öyle böyle bir çocuk değildi. Onun için zaten bütün çevremi, işimi, kariyemi, akrabalarımı hepsini kenara attım. Çünkü ben şimdi dibine kadar durayım ki içim vicdanım da rahat olsun. Ben sonuna kadar arkasındayım. Bunu herkes bir bilsin zaten. Özellikle Seyrek Antalya'da bilsin. Tüm Türkiye bilsin. Kızımın arkasındayım diyorsun. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Hiç tereddütsüz. Biz tamam. Yani ben bunu 17 yaşına getirdim.
Ama nelerle getirdim ve ne hayallerim vardı. Benim kızım kaçmaz. Çünkü benimle konuşabilen bir, diyalog kurabilen bir çocuktu. Bir oyunla götürdüler bir yerde. Evet, bence oyunla götürdü. Şöyle, bu gittikten sonra ben karakola, bana da geliyorum baban, teleden sinemadayım, geliyorum dedi. Hı-hı. Eve yakınım dedi. Yakınım dediği yerle benim evin anası 5 dakika. Peki o anları bir ekranlarınıza getirelim. En son görüntüleri bir gelsin ekranlarınıza Sıla'nın. Evet. Peki ondan sonra bir daha gelmedim, eve dönmedim. Yok, gelmedi. O çocuk aradı beni işte, o genç. Ne dedi size? Ben Onur Tosun'um dedi. Abi dedi, beni az kes, bir iç, öldür dedi. Ne yaparsan yap dedi. Sıla yanımda dedi. Ben bunu seviyorum dedi. Ben dedim ki, genç bak sana bu yakışmıyor. Ben dedim, buranın çocuğuyum dedim. Bak benim bir çevrem var, itibarım var dedim, düzenim var. Bir kere sen olmazsan kim olursa olsun dedim. 17 yaşında okuyan... İstikbarlı parlak bir çocuğu, ben kimseye evliliğini düşünmüyorum babası olarak dedim. Yani biz sana daha değil kimseye vermem dedim ben. Yani. Çünkü yazık hocam mi? Şöyle şimdi yanlış anlamam. 17 yaşındaki ben bu çocuğu nasıl evlendireyim? 2 sene sonra başka biriyle beğense geri gelecek. Tabii. Ömür boyu ben uğraşacağım. Aynen öyle. Sonra karakola gittim. Yani mantıklı bir şey olsa zaten biz de buranın Türk insanıyız. Yani biz de yörük çocuğuyuz. İsmimiz, cismimiz, memleketimiz belli. Küçük umut olsa eğitimini tamamladır bir yol. Bir baktım karakola, komiser kendi dedi, bak Serik'teki, karakoldaki bütün komiserler herkes bağlansın. Bir kelime lafımda yanlış çıksın, ben çıkmam bu asla. Dedi ki komiser, siz bunu nereden buldunuz dedi bana komiser. Evet. Komiserim, ben hiç ömrümde görmedim, sorun yaşadığım için size başvurduk dedim. Siz onu ailesine ulaşmaya çalıştınız mı? Ailesi bizi aradı hocam. Amcası aradı, ablası aradı, hepsi diyorlar ki biz düğün yapacağız, müsaade edin diyorlar bana. Ben diyorum nasıl ederim, siz benim çocuğumu getirin diyorum, ben bir konuşayım, bir psikoloğa vereyim, bir ölüm açayım, bir... Çünkü ben hayatımı verdim bu kızıma, vermesem bir kızınıza, bir kızınıza seslenir misiniz, şu kamera sizin kırmızı, bir vallahi, seslenin Sıla'ya, Sıla'yla bir konuşun bakayım. Sıla kızım, ne yaparsan yap sonuna kadar arkamdayım. Ve kaçmadın, kaçırıldın, baskıyla gittin. Evet. Biz sana güveniyoruz. Her daima arkandayız. Sonuna kadar arkandayım ben. Aynı düzenin devam. Yeter ki kurtulmak iste. Hayatına kaldığın yerden devam edeceksin ve hayallerine de ulaşacaksın. Bir geleceğin, bir umudun var.